Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Külliyesi'nde bir zamanlar Sibyan Mektebi olarak hizmet veren bu tarihi yapının önündeyiz. Yapılış tarihi 1517 ve Mimar Sinan'dan önceki baş mimar, mimarbaşı tarafından inşa edilmiş, Acem Ali tarafından yapılmış hakikaten çok kıymetli eserler. Geldiğinizde mutlaka buraları da görmenizi tavsiye ediyoruz. Bugün Kurşunlu Kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Dedik ya, zamanında Sibyan Mektebi olarak hizmet vermiş bu güzel, bu tarihi binalar. Çok güzel, çok safalı bir yerdeyiz. Buradan sizlere merhaba diyor. Bil bakalımı başlatıyoruz. Hoş geldiniz. Bil Bakalım devam ediyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, tanıyalım sizi. Ben Rukiye Betüler Yıldız. Hı-hı. Eskişehirliyim. 2013'ten bu yana burada Kur'an kursu hocasıyım. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Burada çalışmaktayım. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin inşallah. Manevi rehberim aynı zamanda. KYK'larda görev yapıyorum. Hı-hı. Çok güzel. Bu şekilde. Bu şekilde. Güzel. Eskişehir çok güzel bir şehir. Hı-hı. Biz çok sevdik. Burada yaşamak nasıl bir duygu? Eskişehir ortalama bir şehir. Yani insanı çok yormayan, halka daha çok yönelik olan, öğrenci şehri aynı zamanda. Evet. Ekonomik anlamda da çok uygun olan bir şehir. Ben çok seviyorum. Zaten yıllarca dışarıda da görev yaptım ama gene buraya döndüm geldim. Severek, isteyerek geldim yani. Pekala. Yarışma programlarıyla aranız nasıldır böyle televizyonda izlerken yarışmacılarla beraber siz de ekran başında yarışır mısınız? Aslında çok severim. Hani böyle katılmak da hep istemişimdir. Nasip belki bugünmüş nasip demek ki bugüneymiş. Evet. Pekala. Tabii ekran başındaki gibi olmuyor burada. Biraz daha nasıl derler? Bazı yarışmacılarımız kendini gergin hissedebiliyor. Bazıları rahat hissediyor. Siz rahat hissedin. Öyle hissedeyim. Peki. Kuralları biliyorsunuz. Yine de öğrenmek isterim. Öğrenmek isteriz. Peki. Evet. 6 sorumuz var. 3 dini, 3 genel kültür temalı. Soru başında 15 saniye cevaplama süreniz var. Hı-hı. İyi düşündükten, emin olduktan sonra cevap verin. Tamam. Tamam. Mahcup olmamak temennisiyle diyelim. İnşallah. İnşallah. Mahcup olmazsınız. Yani hepsini bileceğiniz diye bir şey yok zaten. Her şeyi, hı-hı, bilemeyiz. Zaten bizim burada gayemiz bilgilerimizi tazelemek, bilmediklerimizi de izleyicilerimizle beraber burada hep birlikte öğrenmek. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Peki. Cehennemde bulunan ağacın adı Firdevs ağacıdır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Çünkü zakkum ağacıdır. Cehennemdeki zakkum ağacıdır. Evet. Tebrik ediyorum. Yahudilerin ibadet yaptıkları yer hangisidir? Sinagog mu, katedral mi? Sinagog. Sinagogtur. Kolay geliyor galiba. Yani tabii mesleki anlamda. Yeni doğan bir çocuğun 7. gününde kesilen kurban adak kurbanıdır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Akika kurbanıdır. Çünkü. Akika kurbanıdır. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Evet. Dini kategoriyi başarıyla elhamdülillah geçtik. Evet. Gelelim geldik diğerine. Genel kültür sorularına. Kırgızistan'ın para birimi hangisidir? Tenge mi? Som mu? Tenge diyelim. Tenge dediniz. Yanlış mı? Yanıldım. Som olacaktı doğru cevap. Tamam. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, Kırgızistan. Daha sonra karşınıza çıktığında artık son diyeceksiniz. Şaşırmayacağım. Artık. Peki. 2020 yılı Yeşil Avrupa Başkenti ödülünü Portekiz'in Lisbon şehri kazanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ederim. Son soru. Teşekkürler. Hadi bakalım. Heyecanımız yüzde kaç şu anda? 20 falan. %20 gayet güzel. Zühre ve Çolpan isimleriyle de bildiğimiz gezegen hangisidir? Uranüs mü, Venüs mü? Venüs diyeyim. Pek bir bilgim yok ama. Venüs dediniz. Evet. Tahmininizi Venüs'ten yana kullandınız ve tebrik ediyoruz doğru efendim. Doğru mu? Doğru cevap. Süper. 6'da 5 doğru.
Maşallahınız vardı. Gayet güzel yarıştınız. Sağ olun. Yarışmacımızın hediyesi geldi efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Ailem isimli bu güzel kitabı bugünün hatırası çok olarak kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Siz şimdi öğrenci yetiştiriyorsunuz. Çocuklarla haşır neşirsiniz. Evet. Bizi ekran başında izleyen çocuklarımız da var, gençlerimiz de var. Onlara ne söylemek istersiniz bu güzel şehirden? Şu kameraya söyleyebilirsiniz. Eskişehir çok güzel bir şehir. Bilhassa üniversite okumak isteyen arkadaşlara özellikle bunu söylemek istiyorum. Eskişehir'i tercih edin. Üniversiteleriyle, şehriyle, kültürüyle, halkıyla güzel bir şehir. Manevi anlamda diriltilmek için uğraşılan bir şehir. Özellikle bu Odunpazarı bölgesi manevi kültürüyle, değerleriyle çok önemli. Şeyh Edebali Türbesi'yle çok güzel, özel maneviyatı olan, değerleri olan bir şehir. Tavsiye ediyorum. Ben çok memnunum burada yaşamaktan. Yorulmayacağımız, trafik derdinin olmadığı, gençlerin çok fazla imkan bulabileceği, okumak, gezmek gibi imkanlarının olduğu güzel bir şehir. Tavsiye ederim Eskişehir'de olmalarını. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bil Bakalım devam ediyor kıymetli izleyenler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanıyalım sizi. İsmim Zeynep Rana Şen. İstanbul'da yaşıyorum, Başakşehir'de. Başakşehir'de. Evet. Buraya gezmeye geldiniz. Evet, memleketim aynı zamanda burası. Öyle mi? Çok güzel. Sıla-i Rahim yapıyorsunuz o zaman evet. Burada. Akrabalarımız yerde. Akrabalar burada. Kimler burada? Dedemler. Diğer yani çoğu akrabam burada. İstanbul'da ne yapıyorsunuz? İstanbul'da okuyorum. Lisem orada. Sonra ailem de oraya taşındı. Peki. Hedeflediğimiz bir okul, bir bölüm mutlaka vardır. Evet. Yani okul olarak Boğaziçi hedefliyorum genel olarak ama daha belli değil. Bölüm belli değil mi? Bölüm belli değil. Mutlaka kalbinizde vardır bir şey. Yani. Hukuk mu? Ondan sonra. Belki psikoloji olabilir. Psikoloji evet. Olabilir. Peki. Allah hayırlısıyla nasip etsin amin, inşallah. Amin. Peki. 6 sorumuz var. Tamam. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Tamam. 15 saniye soru başına cevaplama süremiz olacak. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Tamam. Heyecan durumumuz ne? Biraz heyecanlıyım. Biraz heyecanlısınız. Normal bir şey. Her gün böyle kameralar karşısında evet. Yarışmıyorsunuz. Televizyon başında daha keyiflidir bu işler. Evet. Ayaklarınızı uzatıp elinizde kumanda. Evet. Yarışmak çok daha basittir ama burada birazcık böyle gerilim olabilir. Evet. Bu da artık işin cilvesi. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Peki. Hristiyanların ibadet yaptıkları yer hangisidir? Havra mı, kilise mi? Kilise. Kilise doğru cevap. Acele etmeyin. Sürenizi tamam. İyi kullanın, tamam mı? Tamam. Camide cemaatle namaz kılmak için oluşturulan sıraya saf denir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Namaz kılan kişinin önünden geçeni engellemek için koyduğu şeye sütre denir. Doğru mu, yanlış mı? Emin değilim. Doğru mu? Yanlış. Emin olun. Bir dakika. Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Genelde böyle evdeki yaşlılarımız yaparlar. Evet. Böyle torunu torbası olanlar böyle. Ya çantasını koyar ya bir evet, sandalye çanta, koyar, sandalye. Minder koyar değil evet. Mi? İsimden emin olamadım ben de. Evet. Sütre denir buna. Evet. Sütre. Sötre diyen de var. Hı. Ama ismi sütredir. Tebrik ediyorum evet, sizi. Teşekkür ederim. Geldik genel kültür sorularımıza. Korkacak bir şey yokmuş değil mi? Yani hala stresli biraz. Hala stresli mi? Eyvah eyvah. Türkülerle aramız nasıl? Yani diyelim. Halk orta. Müziği sever miyiz, dinler miyiz? Bazen. Bazen. Çok sık değil. Halk müziğimizin büyük ustası Neşet Ertaş'ın lakabı hangisidir? Sazın piri mi, Bozkır'ın tezenesi mi? 15 saniye miydi sürem? Tekrar seçenekleri alabilir miyim? Sazın piri, Bozkır'ın tezenesi. Bozkır'ın tezenesi mi? Bozkır'ın tezenesi. Bozkır'ın tezenesi. Tebrik ediyorum. Evet, beni de böyle ikilemde bırakıyorsunuz. Cevap mı veriyor yoksa beni mi tartıyor anlamaya çalışıyorum. İkinci soru.
Ordusu olmayan tek NATO ülkesi Japonya'dır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Bir dakika, emin olamadım. Yanlış. Yanlış dediniz. Evet, çünkü İzlanda'dır. Olmayan tek NATO ülkesi. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Geldik son soruya. Yanlışımız var mı şu ana kadar? Hatırlamıyorum. Yok sanırım. Evet, şu an 5'te 5. 6'da 5 olur. 6'da 6 olur mu sizce? Bilmiyorum ki, nasip. Nasip. Kendinize güvenin ama. Tamam, olur diyelim. Peki, edebiyatlarımız nasıl? İyi. Edebiyat tarihiyle aramız nasıl? İnşallah iyidir. İnşallah. Şimdi göreceğiz. Milli şeflik rejimine açıktan eleştiri getiren ilk muhalif basın organı olan Hareket Dergisi'ni kim çıkarmıştır? Peyami Safa mı, Nurettin Topçu mu? %50 %50 tahmin şansınız var. Tekrar alabilir miyim? Peyami Safa, Nurettin Topçu. Aslında bunu biliyordum ama hiç emin değilim şu an. Nurettin Topçu mu? Nurettin Topçu doğru cevap. Tebrik ediyorum. 6'da 6. Maşallah. Ya siz İstanbul'dan Eskişehir'i dolaşmak, ziyaret etmek niyetiyle gelin buralara. Burada denk gelelim. Evet, nasip. Değil mi? Nasip. Burada da yarışmamızı kazanın. Çok güzel. Evet, yarışmacımızın hediyeleri geldi. Çok teşekkür ederim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Kayıp Kimliklerin Bilinçaltı Tıkanması. Bunu size armağan ediyorum. Küçük kardeşimiz var mı? Var. Kaç yaşında? Kaç yaşında? 10. 10 yaşında. Bu da onun işine yarayacak bir İnşallah. Eser. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen arkadaşlarına, genç kardeşlerimize ne söylemek istersiniz kamera? Eğer böyle size çevirirlerse hiç tereddüt etmeyin. Katılın. Çok eğlenceliydi benim için. Çok teşekkür ederiz. Bil Bakalım devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız bir hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanışalım. Ben Emel Tanır. Hı-hı. İzmirliyim. Hı-hı. Eskişehir'de çok sık gidip geliyorum. Bir oğlum var. O buradan mezun. Allah bağışlasın. Evet, seviyoruz bu şehri ve öğrenciliğinde gelmiştik. Devam ediyoruz, kalmıyor. O döndü. Hı-hı. Antalya'da oturuyoruz normalde. Siz bazı oğlunuz İzmir. Öğrenciyken geldiniz ve geldim, çok sevdiniz. Evet, artık yani, orada siz gelip gidiyorsunuz. Evet, yani şehrin manevi atmosferi beni çok etkiledi. Hep buralara gelmiştim onu kayıt yaptırdığımızda. Hı-hı. Odun pazarını keşfettim. Daha sonradan da işte şurada bulunduğunuz mekanda görev aldım. Mevlevi arkadaşlarımızla beraber, yani gönüllü olarak alıyorsunuz. Gelenlere eğer tabii ki gönlünüzde Mevlana sevgisi, önce tabii ki ilahi bir sevgi, daha sonra Mevlana sevgisi ve diğer öyle bir açılım olmuştu zaten bir dönem. O açılımdan sonra da baktım ki tam yerine gelmişim. Ama daha sonra da farklı farklı açılımlara sebep oldu burası. Yani burası bir mihenk taşı gibi oldu benim için yani. Çok evet, güzel. Güzel yıldır... dostlar edindim. 6 yıldır gidip geliyoruz ve şimdi zaman zaman arkadaşlarımı ağırlıyorum. Yani Antalya, İzmir, burası köprü oldu. Onlar oraya, Antalya buraya. Burayı tanıtıyorum. Buradaki hak dostlarını tanıtıyorum. Ve normalde Türkiye çapında da bazı tanıtımlarda bulunup turlarda düzenliyorum. Ama yani öyle ticari kaygıyla değil yani. Gönüllü seviyorum. Yani gönül dostlarını seviyoruz. Burada da yaşayan gönül dostları var. Onları keşfettik. Bilmiyorum, ben daha fazla konuşuyorsam. Estağfurullah. Allah dostlarından ayırmasın. Amin. Bizleri inşallah. Evet, inşallah. Yani onların ardı sıra yürümeyi nasip etsin. Onların rehberliği çok önemli bizim için, değil mi? Kesinlikle. Yani dinimizi öğrenmek için de, doğru bilgileri edinmek için de, doğru kişileri bulmak yani amacımız. Biz de burada bulduğumuzu düşündük. İşte buradayız şimdi. Misafirlerim var Antalya'dan. Çok güzel. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Buyurun. Soru başına 15 saniye cevaplama süremiz var. İnşallah. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Amin. Mahcup olmazsınız. Yani sorularımız kolaydır ama hani bilene tabii. Bilene kolay evet, tabii. Evet. Ama
Hiçbir şekilde biz hani sizin bilginizi test ediyor falan değiliz. Evet, maksat eminim. Muhabbet etmek, tanışmak, evet, bilgilerimizi tazelemek. Bilmediklerimiz varsa onları da öğreneceğiz birlikte. Zaten her şeyi biliyorum dersek benliğe girmiş oluruz. Bilmediğimizde, evet. Kesinlikle. Başlayalım mı? Buyurun. İlk soru gelsin o halde. Hacda hacıların giydikleri dikişsiz ve geniş elbise hangisidir? Cübbe mi, ihram mı? İhram. İhram. Nasip oldu mu? Oldu. Öyle mi? Hı-hı. Hacısınız. Umre oldu. Ama hacıya da yazıldım. İnşallah çıkar. Allah nasip eder. Çok istiyorum. Kısa zamanda Rabbim nasip etsin. İnşallah hem batını hem zahiri değişiklikler olur inşallah bizde. İnşallah. Hacda çünkü çok değişiklikler oluyormuş ya. Evet. Umuyoruz öyle olsun. İkinci sorumuz geliyor. Buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği ibadet namazdır. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Üçüncü soru, hazır mısınız? Hazırım. Hangi namazda rükû ve secde bulunmaz? Bayram namazı mı, cenaze namazı mı? Cenaze namazı. Cenaze namazında rükû ve secde bulunmaz. Evet. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Geçiyoruz diğer sorularımıza. Buyurun. Üç tane genel kültür sorumuz var. İlk soru gelsin mi? Buyurun. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi darbeyle göreve gelen asker kökenli cumhurbaşkanıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Bizans Sarayı olan Damatris Sarayı İstanbul'un hangi semtindedir? Samandıra mı, Balat mı? Balat mı bilmiyorum. Ya aslında attım şu anda. İstanbul'da bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Şimdi öğrenmiş olacağız. Evet. Samandıra nedir? Tamam. Öğrendim. İstanbul Sancaktepe'ye bağlı. Samandıra'da Damatris Sarayı tarihi kalıntıları hiç hala ziyaret etmedim. Bulunmakta. Evet. Zaten şu an tadilatta, benim evim oraya yakın olduğu için oradan biliyorum. Şu an tadilatta orası. Demek istemez. İnşallah yakında ziyarete de açılır. Son soru. Buyurun. Hazır mısınız? Hı-hı. 11 milyon yıllık farklı bir dinozor fosili Kanada'da bulunmuştur. Doğru mu yanlış mı? Bilmiyorum. Doğru olabilir mi? Tahminde bulundum. Doğru, doğru olur. Evet. Doğru dediniz. Kalbinize ilk gelen doğru mu? Doğru. Doğru, tebrik ediyoruz efendim. Kalbime geldi. 11 milyon yıllık farklı dinozor fosili Kanada'da bulunmuştur. Bu enteresan bilgiyi ben de şimdi sizinle birlikte öğrenmiş oldum. Ben de öğrendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şey gayet değil. Güzel yarıştınız. Ben 6'da 5. Olsun. Ya. Güzel bir performans. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarışmacımızın efendim hediyesi geliyor. Kayıp kimliklerin bilinç tıkanması. Güzel. Bu kitabı da bugünün hatırası olarak size takdim ediyorum. Çok teşekkürler. Ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buradan bizi izleyen arkadaşlarımıza, gençlerimize, izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? En başta kendi evladıma, bütün hani Türk gençliğinde, aslında dünya gençliğinde her zaman için. Yani savaşların olmaması ve iyi, mutlu olmanın yollarını bence önce eğitimden tabii ki geçiyor. İnançtan geçiyor. Yani sevgiden geçiyor. Bence sevgi birleştirici bir unsur. Birbirlerini sevmeleri, merhametli olmalarını ve kendi ananelerimize, kendi motiflerimize, yani kimliğimize bence sahip çıkmalıyız. Mesela Türk kimliğine sahip çıkmak ya da Müslüman kimliğine sahip çıkmak bence gençler adına, şu anda geleceğin nesli olan gençlere, kendi evladıma da başta söylüyorum, öyle olması gerektiğini. Yani inanç sağlam olduktan sonra, kendine güven ve sevgi de olduktan sonra bence hiç bu savaşlara gerek kalmayacak. Huzur içinde yaşayacağız bence bütün dünya olarak. İnşallah. Bu kadar söylüyorum acizane. Çok teşekkür ederiz. Şey çok sağ olun. Bil Bakalım devam ediyor. Odun Pazarı'ndayız Eskişehir'de ve burada esnaf bir yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Serpil Gürer. Hı-hı. Burada kafe işletiyoruz. Hı-hı. Esnafız böyle. Esnafsız. Memleket neresi? Eskişehir. Eskişehirlisiniz. Aynen. Doğma büyüme buralısınız. Aynen. Çok güzel bir şehirdesiniz. Aynen, güzel şehrimiz. Hakikaten bayıldık. Yani her gelişimizde farklı bir güzelliğine, aynen, tanık oluyoruz.
İşler nasıl diyeceğim? Pandemiden dolayı kötü. İyi olacak inşallah. İnşallah. Yavaş yavaş bir açılma var ama değil mi? İnşallah. Yani eski işimiz olmasa da oluyor tabii. İnşallah. Pekala. Tahsil durumunuz? İyiyse. Lise okudunuz. Özel ilgi alanlarınız nelerdir mesela? Tarih, coğrafya, işte ne bileyim spor, sinema. Aslında tarihe çok ilgim var ama tabii fırsat bulup da artık çocuklar, okulları, iş falan derken pek fırsat bulamadım. Kaç çocuk var? Bizde şu an 4 çocuk var. Allah bağışlasın. Sağ olun. İsimleri neler? Onları da buradan selam göndermiş aynen olalım. Oğuzhan, Tolga, Muratcan, Yağmur. Maşallah. Hepsine buradan aynen selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Peki, 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz var. Düşünerek cevap vermenizi tavsiye ediyorum. Şaşırtmacalı sorular olabilir. Bazen bizim editörümüz öyle şakalar yapabiliyor. Dolayısıyla o sorulara karşı dikkatli olmak adına sürenizi iyi değerlendirmeniz tavsiyemdir. Tamam. İnşallah. Heyecanlı mısınız? Çok. Çok mu heyecanlısınız? Rahat olun. Rahat olun. Tamam. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Dinin direği olan ibadet namaz ibadetidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru tabii ki. Tabii ki doğru. Tebrik ediyorum sizi. İkinci soru. Hangisi İslam'ın şartlarındandır? Meleklere iman mı, zekat vermek mi? Bu zekat vermek olması lazım. İslam'ın şartlarından aynen zekat vermek. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Evet, Asr-ı Saadet'ten bir soru geliyor şimdi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerindendir. Doğru mu, yanlış mı? Yani yanlış hatırlamıyorsam, yani doğru. Doğru, aynen. Doğru cevap efendim, tebrikler. Gayet güzel gidiyoruz. Dini kategorideki soruları tamamladık, geldik diğer sorulara, genel kültür sorularına. Çok kötüyüm onlarda da. Öyle mi? Genel kültür sorusu. Bence peşin hükümlü olmayın. Peşin hükümlü olmayın bence. Kaçta kaç tahminen bu geri kalan 3 sorunun kaçını bilirsiniz? Bir tahminde bulunun. İnşallah hepsini bilirim. İnşallah. Ama birini bilirim herhalde ya. O kadar da hedefi kötü çok değil düşük tuttunuz. Ne yapayım? Peki gelsin mi ilk soru? Gelsin. Nemrut Krater Gölü hangi şehrimizdedir? Bitlis mi, Adıyaman mı? Yani Bitlis'teyim ben buna. Bitlis doğru cevap. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Deri altına enjekte edilen çip kimlik dönemi İsveç'te başlamıştır. Doğru mu, yanlış mı? Bunu bilmiyorum hiç. Tahminde bulunun. Evet. Deri altına enjekte edilen çip kimlik sistemine İsveç başlamış mıdır, geçmiş midir? Hiç duymadım. Bence yoktur öyle bir şey ya. Saçma gibi. Saçma mı geldi? Ha yani. İşte bize saçma gelse de İsveç bunu yapmış, yapmış efendim. Yapmış. Yapmış. Deri altına enjekte etmişler çip kimlik. Biz daha yeni kedilerimize yaptırmaya başladık onu. Değil mi? Biz de kedilere bağlılar insanlara geçmişler. Pekala. Ama tabii kimlik hani kaybetmeye karşı belki ama... Hani çok insanlara yapılması biraz tuhaf. Biraz tuhaf, bana da tuhaf geldi. Hayırlısı olsun. Aynen. Son soru. Tamam. Ayasofya Camii ne zaman müzeye dönüştürülmüştür? 1939 mu, 1934 mu? Bu da 1934 olması lazım. Tebrik ediyorum sizi. Doğru cevap efendim. 1934 yılında Ayasofya Camii müzeye dönüştürülmüştü. Ama şükürler olsun aynen tekrar ibadete açıldı elhamdülillah. Gittiniz mi Ayasofya'ya? Yani gitmedim ama inşallah gideceğiz artık. İnşallah. İnşallah gidin. Yani biraz pandemi yavaşlasın. Evet. İstiyoruz. İnşallah. İnşallah. Rabbim nasip etsin. İnşallah. Evet. Bir yanlışımız mı var? Öyleydi herhalde. Şimdi ben heyecanla hatırlamıyorum. Bir yanlışımız var. Aynen. 6'da 5. Gayet güzel yarıştınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Özellikle genç kardeşlerimize. Şu kameraya. Yani hayatta mutlu olmayı bilsinler. Aha. Hayat güzel. Pandemide zaten birlik beraberlik biraz daha iç içe oldu insanlar. Aha. Öyle sağlık olsun. Aha. Yani her dönemlerinde de mutlu olmayı bilsinler derim. Peki mutlu olmak sizce nasıl mümkün olabilir? Kendi imkanları içinde de mutlu olmayı bilir insan. Hmm.
çok yükseklere bakmadan hedefleri olsun. Hedefleri olsun ama kendine bahşedilen nimetlerin de farkında olup, değil mi? Şu onları ellerinde şükrünü, ne varsa şu an mutlu olsunlar. Evet, yarın o da olmayabilir. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarışmacımızın hediyesi geldi. Bugünün hatırasını efendim. Bilinçaltı tıkanması, kayıp kimliklerin bilinçaltı tıkanması. Enteresan bir ismi var, evet, kitabın. Ben de merak ettim. Dönünce aynen, ben de okumayı düşünüyorum bu kitabı. Şöyle tamam, takdim edeyim çok bugünün hatırası ederim olarak. Seve seve okuyacağım. Biz teşekkür ederiz. Çocuklarıma da okutacağım. İnşallah. Hayırlı işler diliyoruz size. Çok sağ olun. Teşekkür çok sağ olun ederim. Bugün de geldik Bil Bakalım'ın sonuna. Tarihi Odun Pazarı evlerinde Eskişehir'in ilk yerleşim bölgesinde yarışmacılarımızla keyifli vakit geçirdik. İnşallah sizler de ekranlarınızın başında aynı keyfi almışsınızdır. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.